Saygıdeğer izleyenler, Ünye Merkez, Kaledere Mahallesi, Kazancılar Caddesi üzerindeyiz. Burada mesleğine ömrünü vermiş insanlar, bir önceki dönem belediye başkanlığı ve ekibi tarafından kültür yolu projesi kapsamında değerlendirilip kültür yolu olarak adlandırılan bu esnafların da yoğun olduğu Kazancılar Caddesi'nde araçların çok seri geçişleri, hızlı geçişleri hem ortalığı toz kaldırarak berbat ettiğini hem de müşteri yoğunluğunu, müşterinin gelişine gidişine engel olduğunu söylüyorlar. Burada dilinin döndüğü müddetçe insanlarımız önce bu mıntıkadaki esnaflarımıza mikrofon uzatarak dertlerini alalım. Evet, önce sizi tanıyalım. Erdal Sağlam, ayakkabı tamircisiyim. Evet. Burada esnaf olarak araçlar çok süratle geçtiğinden dolayı rahatsız. Yani bizim de sesimizi duyup dikkate almalarını istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sevgili seyirciler, Erdal Bey ayakkabıcılıkla iştigal ediyordu. Bir de Mıngıç lakaplı kardeşimiz var. Rahmetli babasının da rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Onun babadan kalma mesleğini sürdüren oğlu Ahmet kardeşimiz var, Türkmen. Onun da mutlaka söyleyecekleri var bu alanla ilgili olarak. Buyurun efendim. Önce kendinizi tanıtın. Ben tanıttım ama. İyi günler. Bizim bakırcı Ahmet Türkmen. Bakırcı mesleğine devam ediyorum. Bizim istediğimiz şu. Bizim bakırcı arasağımız şu gördüğümüz yol. Evet. Kaldırımları yok. Birincisi. Doğru. Kaldırımları olmadığı için müşterimizlerin buraya geldiğinde rahat bir geçiş sağlanamıyor. Bir de gelen arabalar saniyede bir, dakikada bir araba çoğunluğu var. Yoğunluk var bu arasında da. Araba yoğunluğu çok. Sürat saati devam ediyor. Yani arabalar yani yavaş geçmiyor. Sıkıntılarımız yani bu yönden. Bakırcılar arasımız aynı zamanda bir kürtü yolumuzdur. Yani bizim burada insanlarımızın rahat geçmesini, yani huzurlu geçmesini, ailece yani çoluk çocuğundan böyle bir dolaşmasını isteriz. Çünkü kürtür yolu ve bakırcılar arasıdası. Yani Ünye'nin, imkan varsa trafiğe tamamen kapatılsın, gerçekten burası bir kültür yoluna döndürülsün diyorsunuz. Şimdi tabii ki illaki yani şimdi eğer bizim bu arasımız bakırcı arasısıysa, milletin rahat bir dolaşacağı bir arasıda görmek istiyorlarsa bakırcılar arasısında tabii ki imkanlarının kullanılmasını isterim. Bu arada saygıdeğer izleyenler, ışıklandırmanın da yetersizliğinden bahsediliyor. Burası güzel bir yol. Yoğun trafiğe de sahne oluyor ama yine de ışıklar konusunda da ne diyor bakalım kardeşimiz? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Şöyle elimle izah edeyim. Şimdi bizim Bakırcılar Adası'nda bir düzenleme oldu. Kültür yolu olduğundan dolayı sağa sola bir restoran yapıldı. Ama yapılan demirler, ışıklar 3-4 tane lamba sadece Bakırcılar Adası'nda kaldı. Buranın girişinde ışıklandırma yok. Gidişinde de ışıklandırma yok. Akşamları olduğu zaman çok karanlık kalıyor burası. Halk kesinlikle geçmiyor. Yani belli saatten sonra hava karanlıktan sonra kesinlikle. Çünkü ışıklandırmamız çok basit ve yersiz. Zayıf. Arabanın çok bundan dolayı geçmiyor aslında. Şimdi saate farkındasınız. Şu anda yayın yapıyoruz. Bugün fındık zamanı ve çarşamba günlerden. Şu andaki şehirde insan fazla yok. Şehirde fazla da yok. Yani herkes gurbet fındık alanında. Ve fındık alanında olduğu halde şu andaki yayınımızda kaç tane arabanın geçtiğini sizler sayabilirsiniz. Gördük. Teşekkür yani ediyoruz. Evet. Siz de bu aranın esnafısınız. Evet, ben Güven Bakırcı, Abdullah Türkmen. Burada ışıklandırma yetersiz. Arabalar çok hızlı geçiyor. Ondan sonra vatandaş bu sokağa girmekten bile girmiyor yani arabadan dolayı. Rahatsız olduğu için hele küçük çocuklarla buraya hiç girmiyorlar. Sadece bir işleri varsa girip çıkıyorlar bu sokağa. Diğer böyle gezmek için hiç girmiyorlar. Bir de akşamları mesela daha sert geçiyor arabalar. Burası boş olduğundan dolayı bir de engel olmadığından dolayı evet. Arabalar 3. vites geçiyor buradan.
O kadar hızlı geçiyor. Ben üzerinde durduğum için biliyorum. Bir de şurada ışıklandırmayı büyük büyük kamyon çarpmış. İndirdi şu koskoca lambayı. Buraya yapılmadı evet, bile ışıklandırma. Yer vardı burada. Koskoca demiri bile indirdi yani. Düşün, o kadar büyük arabalar giriyor buraya. Yani bundan dolayı şikayetimiz var. O zaman esnaf olarak yerel yönetimden, devletin evet. Sevk ve idarecilerinden ne istiyorsunuz? Hatta bu yakın zamanda iki kez belediyeye müracaat ettik. En azından araba geçmezse bile, geçerse bile dedik, engel yapılsın. En azından yavaş geçer arabalar. Ama o bile hiç dikkate alınmadı. Peki, teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sevgili seyirciler, bu arada esnafları konuşturduk. Bir de bünyemizin yetiştirdiği değerli iş adamı ve siyaset adamlarından Sayın Ceyhan Tapçı da var. Kendisini bu bakırcılarda sohbet ederken gördük. Onun da düşüncelerini almak istiyoruz. Buyurun efendim. Şimdi esnaf arkadaşların konuşmalarını dinledik. Haklı nedenleri var. Ben de o haklılığını kabul ediyorum. Şimdi beni üzen taraf şu kültür yolu oluşu. Evet. Kültür yolunda yakışmayacak şeyler isteniyor ama bu da mecburiyet hasıl oluyor. Bu mecburiyet hasıl olma nedeninin karşılığını siz büyüklerimiz, idarecilerimiz buna bir çare bulmalılar. Şimdi kültür yoluna bir mania koymak, hızlı yavaşlatıcı koymak toplumun da zararına, yani iyi görüntü vermez. Gurur rencide eder. Gurur rencide eder ama zor oyunu bozar. Ne yapsınlar yani? Bunlar burada geçimini temin edecekler. Bu geçimden dolayı arabaların suratı geçmesi, kazaya maruz kalan insanların olacağı düşüncesiyle bunlar da tedirginler. Ben buradan zaman zaman çoğunluğu da buradan geçiyorum. Kültür yolu olduğu için vallahi samimi olarak söyleyeyim. Ben hiç rahat geçmedim buradan. Şimdi sizden konuşurken rahatım. Arabalar yavaş az geçiyor. Ama diğer zamanlar gerçekten çok kalabalık. Kalabalık oluşundan dolayı sayın büyüklerimizin, bilhassa Ordu'nun, bizim Ünye Belediyesi'nin bu işe bir ön ayak olması ve bu arkadaşların şikayetlerinin karşılığını bunlara vermeleri gerekir. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Saygıdeğer izleyenler, son sözü de biz söyleyelim. Ünye 126 bin nüfusuyla yoğun bir ilçe. Burada şehir aynı, cadde ve sokaklar aynı ama her geçen gün nüfus arttığına göre bu kültür yoluna alternatif bir yol mutlak surette hem şehir içi için hem de şehir dışı için gerekli diyor. İlgililere saygılar sunuyoruz.